Biz 2015 yılında Eskişehir'de kurulduk. Şu anda Sivil Havacılığın en büyük sivil toplum kuruluşu olarak görev alıyoruz. Öğrenciler tarafından kurulan ve yönetilen en büyük, dediğim gibi, sivil toplum kuruluşuyuz. Şu anda 3000'den fazla üyemiz var, 8 temsilciliğimiz mevcut, 100'den fazla da aktif ekip çalışanımız var. Havacılığı hem sevdirmek hem havacılık kültürünü yaydırmak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Üniversitelere gidiyoruz, liselere gidiyoruz. Kuruluşumuz Eskişehir ama yavaş yavaş merkezimizi İstanbul Pendik'e getirdik. İstanbul ve Eskişehir'de olmak üzere toplamda 2 tane ofisimiz mevcut. Söylemiş olduğum gibi 8 tane temsilciliğimizde birçok etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Havacılık etkinliklerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerimiz de mevcut. Amacımız herkese havacılığı sevdirmek ve yaydırmak. Bu noktada da birçok etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Aslında biz sektöre bir aynı zamanda da insan kaynağı da sağlıyoruz. Bizim üyelerimiz daha çok üniversite öğrencilerinden oluştuğu için biz üniversite öğrencilerini eğitimlerine başladığı zaman ailemize dahil ediyoruz ve onların gerekli eğitimleri, havacılık sevgilerini, fuarlara katılımlarını gerçekleştirerek aslında yavaş yavaş sektörde de yer edinmelerini sağlıyoruz. Bizim üyelerimiz her hafta zorunlu olarak eğitimler alıyorlar. Biz bunları gönüllü olarak arkadaşlarımıza veriyoruz. Hem onların kişisel gelişim anlamında hem de havacılık anlamında kalifiyesini arttırmak amacıyla. Bu eğitimler şunlar oluyor. Genel havacılık eğitimleri, örnek veriyorum, hem havacılık işletmesi anlamında hem havacılık teknik anlamında eğitimler veriyoruz. Bu sayede teknik okuyan arkadaşımız işletme anlamında bir fikir sahibi oluyor. İşletme okuyan arkadaşımız da teknik anlamında bir fikir sahibi oluyor. Daha sonra kişisel gelişim eğitimleri vererek de destekliyoruz. Arkadaşlarımız aslında üyelik olduğu sürece, üyelikleri devam ettiği sürece eğitimdir, etkinliklerdir, bu tarz fuarlara da katılarak da kendilerini oldukça geliştiriyorlar. Biz de tabii çeşitli şirketlerle anlaşmalar sağlayarak da onlara bir nevi de insan kaynağı da sağlayıp iş anlaşması, staj anlaşması da gerçekleştiriyoruz. Bizler liselere giderek aslında 11-12. Sınıftaki öğrencilere daha çok hitap ediyoruz ki biliyorsunuz daha çok arkadaşlarımız bilmeyerek bölümlere geliyorlar. Biz havacılık sevdirmek ve havacılık kültürünü yaymak istediğimiz için havacılığı bilerek gelsinler. İşte bir teknisyen ne yapar, bir teknisyenin çalışma şartları nedir, bir pilot nasıl çalışır, bir pilotun maaşı nedir? Bunları aslında biz artısını eksisini anlatıyoruz ki bilerek gelsinler, severek bu işi yapsınlar ve gerçekten kaliteli işlerin çıkmasını istiyoruz. Havacılık zaten sevilerek yapılan bir iş. Biz birçok etkinlik düzenliyoruz dediğim gibi. Etkinliklerden bir tanesi sektör buluşmaları oluyor. Biliyorsunuz ki öğrencilerin sektörle bir araya gelmesi çok önemli. Biz de bunu aslında üniversite öğrencilerinde bu eksikliği fark ederek bunun üstüne birazcık yoğunlaştık. Sektördeki birçok ismi bir araya getirip 8 temsilciliğimizde sektör buluşmaları, konferansı gerçekleştirerek aslında sektörle öğrenciler arasında bir köprü görevi kuruyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, üyelerimiz kendilerini sektörden, kişilerden tecrübelerini dinleyerek daha şanslı ve deneyimli hale getiriyorlar.